Çocuklarımız su seviyelerini bekliyor. Velider Edirne Şube Başkanı Benay Gürsel, Edirne Valiliği tarafından başlatılan ve 170 okula takılması planlanan arıtıcılı su sebilleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çocukların suya ulaşma konusunda su sebillerinin önemli olduğunun altını çizen Gürsel, Edirne'de bulunan 170 okuldan sadece 28 okulda arıtıcılı su sebillerinin montajının yapıldığını söyledi. Bununla ilintili bütün dezavantajlı gruplarda dahil olmak üzere çalışmalarımızı yaptık, raporlarımızı sunduk, üzerine de bir anket çalışmamız yapıldı. Bu anket çalışmamız ve raporlarımız ulusal basında yer aldı. Hatta ulusal televizyon kanallarında da yer aldı ama bizim Edirne'de nedense yer alamadı. Yani eski şeylere bakacak olursanız, sizlere gönderdiğim raporlara, anket çalışmalarına bakacak olursanız aslında bu dediğiniz gıdaya ulaşım, taşımalı eğitimdeki olan problemler ya da çocukların bu okula taşınma süreçleri, aynı zamanda ceplerine kaç lira harçlık alıp alamadıkları geçen senenin verileriyle tamamen ortada. Ama bu seneye gelecek olursak şunu çok rahatlıkla size söyleyebilirim. Okul kantinlerinin önü boş. Geçen seneki gibi herhangi bir biçimiyle gidip çocuk rahat rahat karnını doyuracak noktada da değil. Bir tostun fiyatı olmuş 15 lira. Sadece tek bir tostun, bir kaşarlı tostun fiyatı 15 lira. Bir ayranı 5 liraya alabiliyor bu çocuklar. Ve şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor maalesef. Sabah 8.30'da bu öğrencilerimiz, çocuklarımız derse başlıyor. Akşam 2.30, 3.30 hatta 4.30, 5'e kadar okulda olan öğrencilerimiz var bizim. Ve gözlemlediğimiz başka bir şeyi söyleyeyim. Çocuklar artık yaman ekmek yiyorlar ya da işte o bildiğiniz knor bulyonları alıp içlerine bu şekliyle serpiyorlar. Bir ekmeğin arasına bu şekliyle yiyip ancak devamlılıklarını ya da işte günlük enerjilerini bu şekliyle sağlama yolundalar. Bu su bizim ilk başlangıç noktamız aslında kamusal, bütün kamu alanlarında, devlet okullarında en az bir öğün ücretsiz yemeğin bir şekliyle verilmesini de biz yetkililerden özellikle Edirne başta olmak üzere talep ettik zaten. Çocuklarımız su sebilleri bekliyor. 4-12-21 tarihinde siz basın emekçileri ile yaptığımız toplantı ile çocukların temel hak ve özgürlükleri ile üstün yararını gözeten kurumlar olarak Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi'nin ortak çalışmaları ile merkez ve ilçeler dahil olmak üzere bütün ilimiz okullarına arıtıcılı su sebillerinin montajının yapılacağını ve okullardaki içme suyu sorununun çözüleceği müjdesini kamuoyuna duyurmuştuk. Geçen dönem Edirne Valisi Sayın Ekrem Canal ve Edirne Belediye Başkanı Sayın Recep Gürkan ile yüz yüze yaptığımız görüşmelerde okullarda temiz, içilebilir suya ulaşımın olmadığını belirtmiştik. Şebekeden okullara temiz su gelse dahi depoların düzenli bakımı yapılmadığı ve okullardaki suyun sadece tuvaletlerde olması nedeniyle kullanılmasının mümkün olmadığı görüşünde mutabık kalmıştık. O dönemde valimiz ile yüz yüze yaptığımız toplantıda bütün okulların fizibilite çalışmalarının yapıldığı belirtilerek gelecek eğitim ve öğretim döneminin başında arıtıcılı su sebillerinin okullarda hazır hale getirileceği